Alo. Tamam, kalktım. Günaydın karıcığım. Bana bir çift çorap verir misin? Kalk kendin al. Sana da günaydın karıcığım. Ya bir çorap bile bulamıyorum. Ah be kadın, ne diyeyim sana? Günaydın babacığım. Kızım, o çorabın sende ne işi var? Sabahtan beri çorap arıyorum. Ver şunu. Annem balkona asmıştı baba. Sana getireyim dedim. Benim küçük kızım. Teşekkürler. Deden uyandı mı? Uyuyor. Hadi git dedeni uyandır. Kahvaltımızı yapalım. Tamam babacığım. Canım. Günaydın kelebek. Günaydın dede. Nasılsın? İyiyim. Canım kızım benim. Of 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 kız, sen her gün kilo alıp büyüyorsun galiba. Öğretmen her sabah süt için diyor. Oo, o zaman söyle öğretmenine her sabah gelip perdeyi kendi açsın. Ama onun evi buraya çok uzak. Dede, sen ne zaman iyileşeceksin? İyileşmek için seni bekliyorum canım kelebeğim. Sen doktor olduktan sonra beni sen iyileştireceksin. Şimdiki doktorlar iyileştiremiyor mu seni? Kelebek, hadi git. Babana uyandığımı söyle. Tamam dedeciğim. Yardım et. Gel baba, yavaş. Yavaş isene kızım, ne bu acelen? Bir an önce büyüyüp doktor olmam lazım. Dedemi iyileştireceğim. Yavaş iç yavaş, büyümene daha var. Rahat mısın baba? Rahatım oğlum. Al dedeciğim. Kızım önce kendi karnını doyursana. Dur kızım, sen kahvaltını yap. Çay ister misin? Evet kızım. Of, çok sıcakmış. Alev, ne oluyor? Neyin var yine sabah sabah? Yeter artık, dayanamıyorum. Sesini yükseltme. Her zaman aynı şeyi yapıyorsun. Nasıl üzüldüğünü görmüyor musun? Daha
Daha ne kadar çekeceğiz? O benim babam, ne yapayım yani? Sokağa mı atayım? Beni de anla, canıma tak etti artık. Dayanacak gücüm kalmadı diyorum sana. Neden ağlıyorsun? Bu evin kadını mıyım? Çayın şekeri yok Kelebek. Tükendim. Çok acıyım. Benim de gezmeye dolaşmaya ihtiyacım var. Bunaldım artık. Bunaldım, anlamıyor musun? İyi günlerinde her şeyini bizimle paylaşırken iyiydi de şimdi elden ayaktan kesilince mi böyle oldu? Yeter artık, yeter. Hadi kızım, işe giderken seni de okula bırakayım. Okula yakın zaten baba, ben giderim. Uzatma hadi, al çantanı da gidelim. Hadi. Hani sabah sana öğretmenimizin evi uzakta demiştim ya. Evet. Aslında çok yakındı. Neden yalan söyledin bakayım dedene? Çünkü her sabah odanın perdelerini ben açmak istiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Günaydın usta. Günaydın Muhsin. Evlilik nasıl gidiyor? Ne bileyim be usta. Daha bir hafta oldu. Alışamadım henüz. Sen nasılsın? Mutlu gördüm seni. Kızı okula bırakırken öğretmeniyle karşılaştık. Ayaküstü lafladık biraz. Ece'den çok memnun olduğunu söyledi. Senin kız da zehir gibi be usta. Büyük adam olur ileride. Nasip. İmkanlar el verdikçe okutacağız işte. Dur. Sağ ol usta. Kazım Bey aradı mı? Aradı usta. Arabasını sordu. Senden telefon bekliyor. Tamam. Hallederiz. Sen önce benim tulumu getir. Ardından da... Çay hazır usta. Nereye kızım? Sıkma pekine, sormasa çatlar. Gidip alışveriş yapacağım biraz. Sana zahmet, şu yastığımı düzeltebilir misin? Madem gidiyorsun, canım sıkılmasın. Televizyonu açsana. Ya bu saatlerde televizyonda bir şey olmuyor baba. Hep kadın programı, ne yapacaksın? Yat işte. İyi sen bilirsin kızım. Alev. Geç kalmaya mı kızım? Of.
Buyurun. Halil yok mu? İçeride, ofiste. Burada kal. Hoş geldiniz. Bakacağız. Hoş mu geldik, boş mu? Kül tablanız yok mu? Sigara kullanmam. Raşit abinin selamı var. Aleykümselam. Getiren götüren sağ olsun. Küçük bir hesap için büyük masraflar yaptırmasın dedi. Telefonda borcumu ödeyeceğim dedim. Borcumuz borç, kaçmıyoruz ya. Bizim de alacaklarımız var. Borç para isterken 40 dereden su getirdin, şimdi dikleniyorsun. Bugün bitene kadar o borç ödenecek. Bu arada kendine bir küllük al. Yoksa başka biri sigarayı yerde söndürebilir. Usta, kim bu adamlar? Sana ne be Musi? Sana ne? Bir de sana hesap vereceğiz. Git işine bak hadi. Tamam usta. Kaç para bu takım olarak? 4.000 lira hanımefendi. Çok pahalı. Almaya niyetiniz varsa yaparız bir şeyler. Çok cazip kampanyalarımız var. Evet. Daha önce de bankanıza kredi için başvurmuştum ve olumsuz sonuçlandı. İnanın çok ihtiyacım var. Peki kaldığımız ev babamın üstüne, ona ipotek göstersek alamaz mıyız? Anlıyorum. Peki. İyi günler. Kendi evimden daha fazla rahat ediyorum vallahi burada Figen abla. Her zaman gelebilirsin buraya Alevciğim. Ben de konuşacak birilerini arıyorum zaten. Ay, şöyle bir evde bizim olur mu acaba ablacığım? İnşallah. Aman nerede be abla, nerede? Bizimkinin 50 sene çalışması lazım. Yatalak babasının masraflarından kendimize bir şey alamıyoruz doğru dürüst. Öyle deme kız. Yazık adamcağıza. Aman ne yazığı be? Küçük çocuk gibi bakım istiyor. Aman Ece bile ondan daha masrafsız. Nereye kadar götüreceğiz bilmiyorum. Halil ne diyor peki? Halil'in umrunda mı? Beyefendi sabah gidiyor, akşam geliyor. Bütün gün ben kalıyorum o adamla. E çilesini de ben çekiyorum. Ondan sonra da o benim baba. Sen de haklısın. Ama sabret biraz. Geçer bu günlerde. Ancak o adam öldüğünde geçer. Aa, tövbe de kız. O nasıl söz? Ay, Ece birazdan gelir, gideyim ben.
sıkıntı ve ızdıraplarımız bir tutam tuz gibidir. Eğer bir bardak suyla karıştırıp içersen tadı acı gelir. Ama bir göle atıp içersen tadını bile alamazsın. Yüreğini geniş tut. Görüşürüz. Abicim, arabacılıkta en önemli şey güven hikayesi, emniyet hikayesi. Evet, servisine götüreceksin arabayı. Ben geçen gün götürdüm, bütün her şeyin elden geçirdim. İyi yapmışsın abi. Şimdi her şey tıkır tıkır. Sen buzdolabının taksitlerini ne yaptın, bitirebildin mi? Nerede? 3 taksit daha var. Bitirmeye çalışıyoruz. Akşam da fabrikanın servisine gideceğim. Nöbetçisin yani. Para kazanmak kolay değil. Yetişmeye çalışıyoruz her yere. Hadi, kazasız belasız yolculuklar. Eyvallah, sağ ol. Hadi güle güle. Ece, ne oldu? Yine ne düşünüyorsun? Öğretmenim, nöbetçi ne demek? Nöbetçi, sırasıyla bir yeri bekleyenlere nöbetçi denir. Mesela eczaneler sırasıyla nöbetçi olurlar, sabaha kadar açık kalırlar. Neden? Çünkü geceliğin hastalanan ve ilaç almak isteyenlere yardımcı olmak için. Anladın mı? Hı hı. Peki o zaman ben gidiyorum. Sana iyi hafta sonları. Ödevlerini unutma. Bu akşamdan yapacağım hemen. O kadar da acele etme. Yapmam lazım. Çünkü yarın dedemi parka götüreceğiz. Onunla güvercinleri yemeyeceğiz. Dedem güvercinleri çok seviyor. Hatta birine isim bile taktı. Gülbahar. Neden Gülbahar ismini taktı? Babaannemin adıymış. Pazar günleri de bana onu anlatıyor. Ona çok benziyormuşum. O yüzden bu akşam ödevleri yapmam lazım. Hadi geç kalma. Alev, sen misin kızım? Benim baba, benim. Üstüme bir battaniye örter misin kızım? Tamam baba. Şu elimdekileri yerleştireyim, örterim. Baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar, boyansın ayakkabılar, parlamazsa para yok. Baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar, boyansın ayakkabılar, parlamazsa para yok. Merhaba Ece, nasılsın? İyidir. Söyle bakalım. Dünkü ödevleri yaptın mı? Yaptım. Çıkar bakalım. Matematik çok kötü. Ama diğerleri tamam, aferin. Matematikten 0. Diğerlerinden yıldız gibi pek iyi veriyorum. Teşekkürler Ece. Bak Ece, bunu ben yaptım. Nasıl olmuş? Şimdi oldu. Bugün öğrendiklerimizi çabuk çalışalım. Eve geç kalırsam annem kızar. Olur. Usta, hayırdır erkencisin? Biraz işlerim var Muhsin. Sen de elindeki işi bitirince çıkabilirsin. Tamam usta. Bak şimdi, bunlara küme diyorlar. Niye küme diyorlar? Acele etme, anlatıyorum işte. Ha, unutmadan dün bana verdiğin parayla istediklerini aldım. Sahi mi? Tabii ki. Al işte. Basmalı kalemden de mi aldın? Para etti mi? Yetti de arttı bile, al üstünü. Tamam, dersi kaynatma. Evet, bugünkü dersimiz kümeler. Bu A kümesi, bu B kümesi.
Hoş geldin kızım. Dede, dedeciğim. Ben geldim dedeciğim. Kelebeğim gelmiş benim. Özledin mi beni? Hem de çok özledim. Bütün hafta sonu beraberiz. Yarın güvercinlere gidecek miyiz? Gideceğiz tabii. Gülbahar bizi bekliyor. Gelecek mi yine? Söz verdi. Kesin gelir. Kızım, üstünü başını çıkar, ellerini yıka. Sonra konuşursunuz ne konuşacaksanız. Hadi. Hadi kızım. Hemen geliyorum dede. Oyalanma, hadi çabuk ol. Vallahi kardeşim, kusura bakma. Bu arabayı satman için üste para vermen lazım. Ya kaç para eder sen onu söylesene. En fazla 3000 lira veririm. Ya motoru falan yenidir. Ben tamirciyim. Çok sağlam bir arabadır. 7000 lira veremez misin? 7000 lira mı? Ben sana o parayı versem kaça satacağım zaten? 3000 lira veririm. Yoksa yok. Al bak sana para veriyorum. Üstüne yeni kıyafetler alırsın. Efendim? Acıktın mı? Tamam. Akşam yemeğinden sonra gelip karnını doyururum senin. Şimdi dedemle ilgilenmem lazım. Su ister misin baba? Bir bardak ver bakalım. Dikkat etsene kızım, dökeceksin. Elhamdülillah. Elhamdülillah ne demek dedeciğim? Bizleri yaratana şükretmek demek. Teşekkür etmek gibi mi? Evet. Ama devamlı teşekkür ediyorsun. Neden seni yürütmüyor peki? Ettiğim teşekkürler karşılığında senin gibi bir torun verdi bana. Sen benim elim, ayağım ve de kolumsun. Bana yaşam sevincimi verdin. Her nefes alıp vermemizde Allah'a şükretmeliyiz. Yemeğini bitirmemişsin. Eline sağlık. Fazla aç değilim. Acıkırsan bir şeyler atıştırırım. Baba kalkalım mı? Hı hı. Kalkalım evlat. Fatoş, ben seni unuttum, özür dilerim. Efendim? Tamam o zaman. Önce seni doyurayım. Sonra ödevimi yaparım. Biliyor musun Fatoş? Dedem de senin gibi. Onu da babam, bazen de ben yediriyoruz. Onun da senin gibi bakıma ihtiyacı varmış.
senin gibi onu doyururken hiç görmedim. Depremde inkaz altında kalmış. Eskiden nasıl koşuyordu acaba? Evet, galiba doydun. Karnın şişmiş. Su ister misin? Efendim? Elhamdülillah mı? Aferin Fatoş. Bakarsın Allah, bu teşekkürün karşılığında sana hayat verir. Hadi bakalım, şimdi uyku zamanı. Hayrola? Akşamdan beri yüzünden düşen bin parça. Ne oldu? Yok bir şey. Sorun ne Halil? Sorun falan yok. Hay babana karşı tutumların mı? Hayır değil. Bak gel inat etme. Babanı bir bakım evine yatıralım. Alev, yaşlı bir adamdan ne istiyorsun? Ya bir şey istemiyorum ama bakımı çok zor. E gün geçtikçe de ağırlaşıyor. Ya aynı şeyleri tartışmayalım. Ya benim için de çok zor oluyor. Yıllardır bunu tartışıyoruz zaten. Bakım evi, bakım evi, bakım evi. Ben hayattayken babamı bakım evine vermem. Ya depremde bacaklarına düşen kirişten beri yatalak. Yıllarımızı verdik. Bir gün olsun onu evde yalnız bırakmamak için hiçbir yere gidemedik. Hayatımızı yaşayamadık. Bak, annem öldüğünden beri bana babam baktı. Yağmurda, çamurda çalıştı. Bana hem ana hem baba oldu. Benim için yaptıklarını ben nasıl unuturum? Ya ben, ya biz? Biz her şeyi unuttuk. Dışarı çıkmayı, gezmeyi, beraber olmayı. E ben de tabii ki sokağa atmayalım diyorum ama bir bakım evi olabilir. Allah'ını seversen sus artık. Ben yaşadığım sürece babam bu evde kalacak. Ya kaç yıldır baş başa bir yerlere gidemedik. Ne olur beni de anla. Şimdi bunları düşünecek ve tartışacak durumda değilim. Allah rahatlık versin. Yat artık. Dede, uyudun mu? Uyumadım kelebek. Gel içeri. Aman yavaş ol. Duymasınlar. Yarın güvercinlere gidecek miyiz? Evet dedim ya sana. Ay dedenin de torunları var mı? Dünyanın bütün çocukları onun torunları. Ben değilim. Ben sadece senin torunun olmak istiyorum. Eskiden koşar mıydın dede? Hem de nasıl. Rüzgar gibiydim. Beni kimse geçemezdi. Ben de büyüyünce koşucu olacağım. Senin için koşacağım. Doktor olmayacak mısın? Önce doktor olurum o zaman. Seni iyileştiririm. Sonra koşucu olurum, sonra beraber koşarız. Ama ben seni geçerim. Sen benden büyüksün, tabii geçersin. Sabah erken kalkıp yatağına git. Sakın annem burada görmesin. Tamam. İyi geceler dedeciğim. Sana da. Hayırdır inşallah. Efendim. Buyurun. Evet benim. Halil Ateş. Hı hı. Evet. Ne işin var senin yine o odada? Evet. Dedem su istemişti, onu verdim. Ne? Tamam. Halil. Hemen geliyorum. Halil. Ne oldu? Ne oldu Halil? Tamirhane. Ha? Tamirhane yanmış. Aman Allah'ım. Her şeyimiz, malımız.
Nöbetçi yok muydu baba? Bırakın! Durun! Bırakın! Durun! Giremezsiniz! Durun! Bırakın! Burası benim dükkanım! Halil Bey! Halil Bey! Geçmiş olsun! Yapılacak bir şey yok! Bırakın! Durun. Lütfen! Bırakın lütfen! Efendim. Halil Bey! Durun! Bırakın! Halil Bey! Ece, kalk kızım, baban geldi. Hadi bakalım, kapıya çıkalım. Halil? Ne oldu? Bitti. Her şey bitti. Tek bir malzeme bile kullanılacak halde değil. Tamirdeki birkaç araba da yanmış. Allah'tan kask onları karşılıyor. Nedir bu başımıza gelenler? Polis kundaklama diyor. Kim, neden, ne istediler bizden? Allah'larından bulsunlar. Kalkın. Şimdi ayakta durma zamanı. Ben banyo yapayım. Sen de kahvaltı hazırla. Buluruz bir çaresini. Baba, yüzün neden boyalı? Baba, sen bari bir şeyler ye. İlaç alacaksın. Yok oğul. Fayda etmeyen ilaçlar zaten. Bugün almasam da olur. Kızım, şu sütünü iç bari. Elhamdülillah. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bugün önce gidip polise ifade vereceğim. Sonra da bir iş bakarım kendime. Sigortadan alacağımız para bizi bir müddet idare eder. Sigortadan da parayı kim bilir ne zaman verirler. Allah'ım, bunlar da mı gelecekti başımıza? Baba, dedemle beni parka götürecek misin? Kızım, ne parkı? Biz ne derdindeyiz, sen ne derdindesin? Tamam.
Karakola giderken sizi bırakırım. Dönüşte de alırım. Sen de rahat rahat işlerini görürsün. Hadi o zaman. Madem ki kimsenin kahvaltı yapacağı yok. Kalkalım. Aa, Muhsin abiyle Filiz abla geldi. Nasılsın Ece? Tamirhanemiz yanmış. Geçin oturun çocuklar. Hoş bulduk usta. Nasılsınız efendim? Nasıl olalım kızım? Geçmiş olsun. Hepimize oğlum. Geçin oturun. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk abla. Hoş bulduk. Usta, bana emeğin çok oldu. Senin sayende bir meslek sahibi olup adam sıfatına girdim. Eğer sen olmasaydın hala sokaklarda sürtecek ve hayatımın insanını bulamayacaktım. Ben Filiz'in babasının yanında işe gireceğim. Ve kenarda bizi idare edecek bir miktar paramız var. Eğer kabul edersen usta, bunları size vermek istiyoruz. Bunlar düğünde takılanlar. Bunu bir borç olarak bilin ne olur. Eliniz genişlediğinde ödersiniz. Sizin şu anda hiçbir geliriniz yok. Tek dayanağınız bu tamirhaneydi. Okuyan çocuğunuz da var. Lütfen usta. Bu evi de, o işi de biz sıfırdan kurduk. Karımla beraber her şeyi en baştan yapabiliriz. Bunlar sizin çocuklar. Sizin geleceğiniz. Ama yine de teşekkür ederiz. Ama... Aması maması yok Muhsin. Bunları kabul edemeyiz. Peki usta. Biz kalkalım artık. Muhsin. Sağ ol evlat. İşte şimdi sen de usta oldun. Hadi hazırlan bakalım. Güvercinler gitmeden onları yakalayalım. Yaşasın, yaşasın. Parka gidiyoruz. Gördün mü bak? Artık sen de büyüdün evlat. Aferin. Baba, ben birkaç saate kadar gelirim. Karakoldan sonra bir iki yere iş bakmaya gideceğim. Sen işlerine bak oğlum. Merak etme bizi. Ay ay. Kızım ben gidiyorum. Dedenin yanından ayrılma. Tamam baba. Gülbahar gelmemiş daha dede. Diğer kuşlar da gelmemiş. Geldiğimizi duyunca gelir birazdan. Sabret kelebeğim. Uğraş dur. Sanki hiç işimiz gücümüz yok. Tövbe yarabbim. Ah Halil, ah, ah. O kadar sıkıntımız yetmiyor gibi. Bir de bu yatalakla uğraşıyoruz. Ah Halil, ah. Güvercinler nasıl uçuyor dede? Kanatlarını çırpıyorlar. Keşke benim de kanatlarım olsaydı. Seni gökyüzünde uçurabilirdim. Senin zaten kanatların var. Yalancı yalancı, hani nerede? Onlar Allah'ın taktığı kanatlar kızım.
Çıplak gözle görünmez. Peki nasıl görülür kanatlarım? Mutluluk dağıttığın insanların yüzünde. Anlamadım. Bir gün her şeyi çok iyi anlayacaksın. Merak etme. İşte dede bak Gilber geldi. Evet o. Senin kız değil mi bu? Bir bakayım. Aa, evet evet o. Devamlı bahsettiği yatalak dedesi bu galiba. Felçli mi adam? Neden olmuş acaba? Bildiğim kadarıyla depremde omuriliği zarar görmüş. Hay Allah, yazık adama. Ameliyat olması gerekiyor ama ailenin maddi durumu bozuk. Torunuyla iyi anlaşıyor gibi. Dedesi onun için adeta yaşam kaynağı. Dede, Gülbahar da babaannem gibi bizi bırakıp gider mi? Gitmez. Biz buraya geldiğimiz sürece o da gelecektir. Ya bir gün geldiğimizde onu burada bulamazsak? O zaman onu bizden daha çok seven birilerini bulmuş demektir. Gülbahar, sakın bizi bırakma olur mu? Biz seni kocaman kocaman seviyoruz. Ya üzülme o kadar, bulursun bir iş. Yıllardır kendi işimi yaptım. Emir altında çalışmak zoruma gidiyor. Yapacak da bir şey yok ama. Verdikleri 3 kuruş. Kime yetecek? Ya bak yine kızacaksın ama şu babanı en azından bakım evine verseydik. O zaman bize engel olmazdı. Beraber koşuşturduk her şeyi ha? Ne dersin? Of be Ale, of! Ya her şeyde de engel olarak babamı öne sürmesen olmuyor. Evet olmuyor. Çünkü engel oluyor bize. Seni anlamıyorum Ale. Benim evlendiğim Ale bu değil. Seninle birbirimizi severek evlendik. Ne kadar zorluklar çektiğimizi, babamın bize ne kadar yardım ettiğini hatırlamıyor musun? Halil, ben sadece geçmişteki güzel günlerimizi tekrar yaşamak istiyorum, o kadar. Sen de babam babam diye tutturmasan olmuyor. Olmuyor efendim, olmuyor. Ben babamı bırakamam diyorum sana. Onun da bizi bırakacağı yok. Ne geliyorsa başımıza o uğursuz adam yüzünden geliyor. Ya ondan kurtulmamız için illa bir sabah uyandığımızda öldüğünü mü görmemiz lazım? Ya. Bana bak Fatoş. Ben sana bu kadar bakıyorum. Eğer ileride ben de dedem gibi olursam sen de bana bakacaksın, söz mü? Aferin. Al bakalım. Bir kaşık daha sana.
dede. Gel bakalım kelebek. Gel içeri. Bugün ne anlatacaksın babaannemle ilgili? Bugün onun doğum günü. Kimin? Babaannenin. Gülbahar'ın. Bunu ilk defa duydum. Babaannemin doğum günü var mıydı? Vardı tabii. Neden daha önce söylemedin? Bugün öğrenmeni istedim özellikle. Neden? Eğer bir gün ben olmazsam onun doğum gününü kutlamak sana kalıyor. Sen bir yere gitmezsin ki, yürüyemiyorsun. Peki Gülbahar'a hediye aldın mı? Elbette aldım. Aldım ama söyleyemem. Özel bir şey çünkü. Ne zaman gelecek hediyesini almaya? Yarın akşam. Babaannem çok mu iyi biriydi? Hem de çok. O yüzden ona çok benziyorsun. Peki annem de iyi bir kadın mı? Tabii ki. Neden sana kötü davranıyor o zaman? Bak, sana bir hikaye anlatayım bugün. Dinliyorum. Bir gün iyilik ve kötülük yüzmeye gitmişler. Elbiselerini çıkarıp girmişler denize. Bayağı bir yüzdükten sonra önce kötülük çıkmış denizden ve iyiliğin elbiselerini giyip kaçmış. Sonra da iyilik çıkmış denizden. Bakmış ki elbiseleri yok. Mecburen kötülüğün elbiselerini giymiş. Ve o gün bugündür insanlar hep karıştırmışlar iyilik ve kötülüğü. Yani annemin üstünde kötülük elbisesi mi var? Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Tokat için. Nereye? Bir seçim yapman gerek. Ya baban ya ben. Ve baban gitmeden ben bu eve dönmeyeceğim. Ece'nin okul çantasını da hazırladım. Şimdilik hoşça kal. Alev, dur. Dur bir dakika. Beni bu şekilde bırakıp gidemezsin Alev. Git. Ne oldu baba? Günaydın kızım. Annem nereye gitti? Gelecek akşama doğru. Deden uyan. Hı hı. Tamam. Sen şimdi bekle biraz. Peki. Baba. Gidelim oğlum. Ben hazırım. Beni affedebilecek misin? Kusur işlemedin ki oğul. Kusur bende. Size devamlı ayak bağı oluyor. Karınla da aranı bozdum. O nasıl söz baba? Her şey yoluna girer girmez tekrar getireceğim seni eve. Her gün ziyaret edeceğim seni baba. Ece'ye bir şey söylemeyin. Hadi giydir beni.
Geleceğiz kızım. Doktora gidiyoruz. Ben de geleceğim. Hayır olmaz. Evde kal. Bana ne, ben de geleceğim. Ece, sana hayır dedim. Dedem bensiz yapamaz. Değil mi dede? Bak gördün mü? Hadi bin o zaman arabaya. Bakılır değil mi? Merak etmeyin efendim. Tüm ekibimiz uzman kadrodan oluşmaktadır. İzninizle benim giriş işlemlerini onaylatmam lazım. Peki. Hoşçakal baba. Dedem neden orada bıraktın? Doktorlar muayene ettikten sonra alacağız kızım. Bensiz canı sıkılır onun. Yemek yedirmezler ona. Perdesini kimse açamaz. Ben de kalsaydım. Tek kalması lazım Ece. Ben dedemi istiyorum. Lütfen ağlama Ece. Annen eve döndükten sonra dedeni tekrar getireceğiz. Hayır hayır, ben şimdi istiyorum. Sana sus dedim ama. Alev. Merhaba. Bu akşam burada kalabilir miyim? Tabii. Kızım sen ne yaptın? Yapmam gerekeni yaptım Figen abla.
Kendi hayatımı yaşayamaz oldum. Şu üç günlük dünyada yaşadığımız hayat nedir ki Alev? Bence yanlış yapmışsın. Yanlış veya doğru. O adam evden gitmediği sürece dönmeyeceğim eve. Efendim. Figen abladayım. Tamam. Kim? Halil. Babasını yatırmış bakım evine. Ama yine de ben bu akşamı burada geçirmek istiyorum. Yanlış anlama Alev. Ama bence gitmen gerek. Yarın kızın okula gidecek. Kızım, ne yapıyorsun? Ya baba of ya, ben dedemi özledim. Annem geldi işte baba, hadi dedemi almaya gidelim. Ece, başlama yine. Ama söz vermiştin. Annem eve döndüğünde dedemi almaya gideceğiz demiştin. Yeter artık, git yat hadi. Yalancı, yalancısın sen. Sadece şunu bil. Sen istediğin için değil. Anne sevgisine ihtiyacı olan bir kızım olduğu için babamı bakım evine verdim. İstediğin oldu işte. Mutlu bir aile. Dedemi bizden başka seven kimse yok Fatoş. Bir de Gülbahar var. Gülbahar. Bugün onun doğum günüydü. Eğer bir gün ben burada olmazsam, onun doğum gününü kutlamak sana kalıyor. Gülbahar. Gülbahar geldin mi? Dedem yok ama sakın üzülme, gelecek yakında. Senin doğum gününü unutmadım. Bak bunu bıraktı sana. Bu kutunun içine dedem öpücük üfledi. Onun öpücüğü var içinde. İyi ki doğdun Gülbahar. İyi ki doğdun Gülbahar. Dede. Kelebek. Ece kalk kızım, geç kalacaksın. Ece. Ece. Kızım, içsene sütünü. Hadi kızım, bir şeyler ye ki derslerini iyi anla. İlacınızı alacaksınız İhsan Bey. Birazcık da olsa lütfen bir şeyler yiyin.
Ne oluyor hemşire hanım? Yarım saattir bir şey yedirmeye çalışıyorum ama tek bir lokma bile yemedi. Anladım. İlacını sulandırıp serumla verin. Tamam doktor bey. Bir sorun mu var? Ödevlerini yapmamışsın. Ece. Efendim Erol. Bugünkü dersi anlatmayacak mısın? Hem ödevlerini de yaptım. Onları da kontrol et. Artık ders yok Erol. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Hoş gelmiş benim kızım. Ben kızıma en güzel yemeklerden yaptım bugün. İstemiyorum. Ece, neyin var kızım? Geldiğinden beri odasından çıkmadı. Zar zor bir şeyler yedirdim. Ne bekliyordun Alev? Dedesi onun için her şeydi. İyi de biz de onun anne babasıyız. En az dedesi kadar seviyoruz onu. Sorun da orada zaten. Biz onu seviyoruz ama onun bizi sevmesi için hiçbir şey yapmıyoruz. Sevginin karşılıklı bir şey olduğunu ne çabuk unuttun Alev. Gidince Gülbahar da gelmiyor dede. Ne olur gel artık. Bu akşam bana hangi masalı anlatacaksın dede? Efendim? Pinokyo mu? Ama onu daha önce anlatmıştın. Ama olsun. Fatoş bilmiyor masalı. Fatoş için anlat o zaman. Tamam, dinliyoruz. Evet.
Duydun mu Fatoş? Pinokyo odundan yapılmış bir kuklaymış. Alev, dikkat et kızım, düşeceksin. Bırak oynasın hanım. Gel bakalım babanın kucağına kızım. Babacığım benim, bir tanem. Seni hızır seni. Bugün bir tanem dersin, yarın büyüyünce yüzümüze bile bakmazsın. Sokağa atarsın bizi. Seni ömrüm boyunca hep seveceğim. Aferin sana. Her zaman herkesi sev kızım. Yoksa seni sevecek birilerini asla bulamazsın. Alev. 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 Ece kızım. Ece anneni gördün mü kızım? Görmedim. Telefonu da kapalı. Yine mi gitti annem? Gel. Sen şimdi önlüğünü falan giy, hazırlan. Sütünü iç, okula git. Ben de annene bakayım. Süt içmeyeceğim ben. Büyümek istemiyorum. Neden? Dedem gibi yaşlandığında ben de seni oraya mı bırakacağım? O yüzden büyümek istemiyorum. Baba... Kızım.
affet ne olur. Sen kendini affetmişsin. O bana yeter kızım. Alev. Babamı eve götürmeye geldim. Her şey geride kaldı baba. Evet, deden geldi. Dedeciğim. Gelebek. Dede. Gel kelebek. Gülbahar geldi mi? Henüz gelmedi. Bu da ne? Geldiğinde bunu ona verir misin? Doğum günü hediyem. Sen yokken bekledim ama gelmedi. Aç bakalım. Önce ben göreyim. Ama bu kutu boş. Hayır. Öpücük üfledim içine. Gülbahar, yani babaannem için. En sevdiği hediyedir. Şuraya koy. Geldiğinde veririm ona. Ben gidiyorum. Nereye? Gülbahar'ı özlemişsindir. Konuşacağımız özel şeyler vardır. Bugün öğretmenime sordum. Aha. Sizi yalnız bırakmamın iyi olacağını söyledi. Öğretmenine teşekkürlerimi ilet. Baban için hiç çare yok mu? Olsa da nasıl yapacağız Alev? O kadar parayı nasıl bulacağız? Arabayı 3.000 liraya zor sattım. Onu ancak bir mucize iyileştirebilir. Ameliyat işi bizi aşar. Eskisi gibi birlikte olursak bugünleri de aşarız. Kusura bakma Fatoş, seni rahatsız ettim. Mesela eczaneler. Onlar sırasıyla nöbetçi olup sabaha kadar açık kalırlar.
Sabahlar olmasın abicim. Oh. Oh, mis olduk, mis be. Oh be. Amma da eğlendik abi ya. Ya. Oh ya, ne attın abi ya? Ne attın onu adama ya? Hasta etme ya. Ödedim abi ya. Yürü hadi yürü. Diğer mekana gidelim. Orta da içelim. İçelim güzel. Korkma benim. Erol, senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var Ece? Bu sokaklar benim evim zaten. Eczane arıyorum. Eczane mi? Öğretmenlik sırası bende. Beni takip et. Tek başına kaybolursun yoksa. Tamam. Nöbetçi Eczane Amasya. Heh. İşte Erol, bu eczaneyi bulmamız lazım. Bana matematikten pek iyi verirsen götürürüm. Notları hakkında almalısın Erol. Çabuk beni oraya götür. Yoksa matematikten sana sıfır veririm. Tamam tamam, hadi gel benimle. Ne var? Ne istiyorsunuz? Para filansa başka kapıya, hadi bakalım. Param var, işte. Ne istiyorsun peki? Mucize. Mucize mi? Evet. Param kadar almak istiyorum. Hasta dedemin iyileşmesi için mucizeye ihtiyacı varmış, babam söyledi. Maalesef bizde mucize yok güzelim. Nerede bulabilirim peki? Belki ben mucize bulabilirim. Deden nerede? Evde. Beni oraya götürür müsün? Öğretmenim tanımadığınız insanları eve almayın dedi. Öğretmenin çok doğru söylemiş. Tanışalım o zaman. Benim adım Galip. Galip Yıldırım. Ya sen? Ece. Ece Ateş. Ben de Erol. Erol. Ama soy ismimi bilmiyorum. Memnun oldum. Ece ve Erol. Şimdi tanıştık mı? Evet. Hadi o zaman evinize gidelim. Doktor hanım. Durumu nasıl doktor hanım? Gayet iyi. Başarılı bir ameliyatı oldu. Bir iki hafta içinde normale döner. Ama tam yürüyebilmesi tamamen babanıza bağlı. Fizik tedavileri aksatmaması lazım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Allah sizden razı olsun. Fatoş hanım, acil bir hasta geldi. Sizi bekliyorlar. Hı hı. Peki, gitmem gerekiyor. Tekrar teşekkürler. Fatoş. Teşekkürler Fatoş. Bir şey değil. Bu yaptıklarınızın karşılığını nasıl öderim bilemiyorum. Yaptıklarımın maddi karşılığını aldım ben. Merak etmeyin. Nasıl? İşte. Ece'nin bütün okul masraflarını şirket olarak karşılayacağım. Ayrıca Erol'u da okutacağım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Gitmem lazım. İzninizle. Ha, bu arada bizim fabrikaya bir ustabaşı lazım. Eğer ilgilenirsen sabah 8'de orada ol. Thank you.
dedi. Günaydın kelebek. Nasılsın güzel kızım? İyiyim dedeciğim. Canım. Yavaş koş kelebek. Yetişemiyorum sana. Yeni iyileşiyorum daha. Yalancı, hani beni geçerdin yalancı. Kelebek.